Allah'ın selamıyla. Selamun aleyküm. Zeytinburnu Müftülüğü takipçilerimize merhaba. Her kelamın başlangıcında olduğu üzere Allah'a hamd ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Fermanlara, şiirlere, destanlara, gazellere, aşıklara, ozanlara konu olmuş. Nice hükümdarların kuşatma hayali olmuş İstanbul şehrinin mukaddesat ve maneviyatla dolu Zeytinburnu ilçesindeyiz. Vaktiyle yalnızca Topkapı olarak da adlandırılmış bu beldeden seyit, evliya, ulema, şüheda kervanı geçmiş durmuş tarih içerisinde. İşte tam da şu anda bulunduğumuz yerde 16. yüzyıl mimari eseri olan bir cami var. Takkeci İbrahim Çavuş Camii. Bir cami olmaktan çok daha öte, tevekkülün, teslimiyetin, Allah'a kulluk şuuruyla yaşamanın canlı bir vaazı bizlere. Osmanlı döneminde 16. yüzyılda yaşayan Takkeci İbrahim Çavuş, takke örer, arakiye yapar, geçimini kıt kanaat sağlardı. Arakiye dediğimiz eşya aslen ter çeken başlık anlamına gelse de tarikat üyelerinin başlarına taktığı bir takke çeşididir. Kesik, koni biçiminde, tepesi biraz basıkça, beyaz ve deve tüyü renginde olan bir takkedir. Yapımında ise yün ve tiftik kullanılmaktadır. Cumhuriyet dönemine kadar 300'den fazla tekke ve zaviyeyi barındıran İstanbul'da tarikat mensuplarının bir hayli kalabalık oluşundan, ehaliyle talebin de çok oluşundan Arakiyeci esnafı nüfuzu bakımından önemli bir yere sahipti. Mesela biri Üsküdar'da, diğeri Eyüp'te bulunan ve banilerinin mesleğinden ötürü Arakiyeci Mescidi olarak adlandırılan mescitler, Arakiyecilerin, Takkecilerin o günkü cemiyet içerisindeki yerlerinin önemini gösteren önemli bir işaret oluyor bizlere. Ki döneminde bu denli önemli bir yere sahip olan, Arakiyecilikle geçimini sağlayan İbrahim Çavuş, benim de bir camim olsun, kıyamete kadar ismim yaşasın, sevap amelim olsun diye hayal etmiş. Ve bu hayalini, bu arzusunu etrafındaki insanlarla da paylaşmış. Ama ne yazık ki muhatapları, başta hanımı olmak üzere tüccar arkadaşları, takke ve arakiye alan müşterileri ona hep şöyle seslenmişler her defasında. Ey be İbrahim Çavuş, senin ne halindedir ki cami yaptırmak? Sen zaten zar zor geçinmektesin. Hadi bu iş olmaz. Ama İbrahim Çavuş'un dilinde kubbelerde yankılanası bir cümle. Ola ki derya tutuşa. Allah dilerse, isterse deniz bile tutuşur. Alev alev yanar. Allah'ın dilemesi yeterlidir. Kün feyekün. Ol der ve hemen dilediği oluverir. Takkeci İbrahim Ağa, bu isteğini, bu arzusunu her kiminle paylaşırsa paylaşsın, Allah'ın dilemesinin yeterli olduğunu, Allah'ın izniyle Allah emrederse, denizlerin bile tutuşacağını, alev alev yanacağını söylerse, ne yazık ki İbrahim Çavuş'a dönüşler hep şu yönde olmuştu. Deniz hiç tutuşur mu be adam? Sen bu kafayla daha çok sürünürsün. Oysa ki Nemrud'un ateşini Gülistan'a çeviren Cenab-ı Allah, İbrahim Aleyhisselam Efendimiz'i ateşlerin üzerinde yakmayan Allah Azze ve Celle, isterse deryaları tutuşturur diye düşünmekte İbrahim Çavuş. Birkaç zaman sonra İbrahim Çavuş bir mübarek gecede ibadetle meşgul olurken uykusu gelir. Uyuklamaya başlar ve uykuya yenik düşer. Bir süre sonra kanter içinde uyanır. Rüyasında nur yüzlü bir adam görmüştür. O nur yüzlü mübarek bir zat, Bağdat'a git. Orada iki salkım üzüm rızkın var. Onu ye ve geri dön diye söyler. Takkeci İbrahim Çavuş üst üste, peş peşe, ard arda bu rüyayı 3 gün 3 gece görünce bu işte vardır bir hayır diyerek düşer yollara. Siz olsanız yola çıkar mıydınız iki salkım üzümün peşine? Ve o zamanın Topkapısından, o zamanın Bağdat'ına gitmek, kervanlarla 3 ay sürmekte. Meşakkatli bir yolculuktan sonra 3 ayın nihayetinde Takkeci İbrahim Çavuş Bağdat'a ulaşır. Ama yorgun, ama bitkin,
Ama ümidinden hiçbir şey kaybetmeksizin heybesindeki kurumuş ekmeği çıkarıp yemek için hancıdan biraz su ister. İşte tam bu sırada çardaktaki üzüm asması ve asmanın üzerinde dökülmekte olan yapraklar arasındaki iki salkım üzüm Takkeci İbrahim Çavuş'un gözüne takılır. Hancı suyla beraber İbrahim Çavuş'un seferilik haline acıyarak, yorgun bitkin haline merhamet ederek asmadaki iki salkım üzümü kopararak ekmeğine katık yapması için İbrahim Çavuş'u uzatır. Ekmeğiyle beraber iki salkım üzümü ve o birazcık da suyu içen İbrahim Çavuş, yorgunluğunun yavaş yavaş üzerinden kalktığını hisseder. Geride örülecek bir sürü takke de onu bekliyor. Yapılacak arakiyeler, keçeler onu bekliyor. Hakikaten varmış bu işte bir hayır. Demek ki iki salkım üzüm beni bekliyormuş gerçekten. Görüyor musun sen Allah'ın işini? Diyerek gönül rahatlığıyla artık memleketine geri dönebilir. Öyle değil mi? Artık dönebilirim derken bu sırada hancı nereden gelip nereye gittiğini sorar. Takkeci İbrahim Çavuş da rüyasını anlatır tertemiz bir kalple. İstanbul'dan üzüm yemeye geldim ben. Bunu duyan hancı basar gürültülü bir kahkaha. Be akılsız adam, meczup musun sen? Yahu bir rüyaya bağlanıp da İstanbul'dan bu kadar zahmete girilir mi? Bu kadar masrafa, bu kadar meşakkate değer mi? İstanbul'da üzüm mü kalmadı canım? Ona bakarsan ben de rüyamda senin gibi hem de senelerdir İstanbul'da, senin geldiğin şehirde, Topkapı denilen bir yerde Takkeci İbrahim Çavuş diye bir adam mı ne varmış, yaşarmış oralarda. Rüyamda o adamın evinin bahçesindeki kuyunun yanında, büyük taşın altında bir küp altın var derler bana rüyamda. Git o altınları, o küpü oradan al. Ben de rüyadır der geçerim. Sürekli de ne hikmetse görüyorum yıllardır. Ama umursamıyorum. Sen şimdi rüyanda iki salkım üzüm gördüm diye ta İstanbul'dan Bağdat'a kadar geliyorsun öyle mi? Allah sana akıl fikir versin deli adam diye söyler hancı. Takkeci İbrahim Çavuş şimdi anlamıştı. Bu seyahat neydi? Nedendi? Bu rüyanın hikmeti neydi? Meğerse iki salkım üzümü küçümsemeden vardır bir hayır diyerek yola çıktı ve asıl nimetin, asıl ganimetin evinin bahçesinde olduğunu söylemişti hancı ona. Azim olan Allah Teala kulunun böyle yardımcısıdır işte. Cami yaptırma arzusu, maddi imkansızlığı bir anda onun hayal deryasını tutuşturmuştu. Hayal etmek de parayla değildi ya. İmkan aslında öğrendiği üzere onun bahçesindeymiş. Onun evinin, yaşadığı yerin, camiyi yaptırmak istediği yerin tam da içindeymiş aslında. Takkeci İbrahim Çavuş hemen ilk kervanla, yaşamış olduğu bu olayın şokuyla ve bir o kadar da heyecanla yolculuğa çıkar. İstanbul'a döner ve bu camiyi yaptırır. Asıl meseleye gelelim. Demek ki önce sen yanacaksın ki tutuşacak deryalar. Demek ki öyle yanacaksın ki tutuşturacak o ateşleri hiç yakmaz kılan. Demek ki teslim olacak, tevekkül edecek, nasibinin peşinde koşacaksın ki o uğurda çile, dert, meşakkat, yorgunluk, güçlük, sıkıntı ne olursa olsun katlanmayı da göze alıyorsan senin de deryan tutuşur, senin de ummanın yanar. Senin de hayal denizlerin Allah aşkıyla kavrulur ve rahmet tecelli eder, hedefine ulaşırsın. Caminin önemli bir özelliği ise asma dalı, üzüm salkımı, nar, nar çiçeği, çiçek açmış meyve ağacı ve dalı, gül, lale, karanfil, menekşe gibi meyve ve ağaçların yanı sıra Rumi Çin bulutu, Hatayi,
şemse ve palmet gibi dini motiflere de rastlanmakta. Takkeci İbrahim Ağa Cami, mütevazı boyutlarına karşın yapım tekniği, içerisindeki hareminin zenginliği bakımından önemli bir yere sahiptir. İhlas ve takvanın tadını Takkeci İbrahim Çavuş gibi tadanlardan olma duasıyla. Hoşçakalın.